Bismillahirrahmanirrahim. Çok kıymetli kardeşlerim, Ramazan'a dair kısa sohbetimizle yine birlikteyiz. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Değerli kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadislerinde şöyle buyurmuşlardı. Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Bu nedenledir ki Peygamber Aleyhisselam hayatı boyunca cemaate imam olmuşlar, namaz kıldırmışlar, imamlık yapamayacak kadar hastalandığında da yine Efendimiz cemaate iştirak etmişler ve hatta Hazreti Ebu Bekir Efendimizin arkasında namazlarını yine de eda etmişlerdir. Nitekim namazları cemaatle kılmak dinimizin sembollerinden birisi sayılmıştır. Cuma namazı dışında fazilet bakımından en eftal olan cemaat, sabah namazı cemaati, sonra yatsı namazı, daha sonra da ikindi namazı cemaatidir. Yatsı namazı ile sabah namazının faziletini bilselerdi, emekleyerek dahi olsa bu namazları cemaatle kılmaya gelirlerdi uyarısında bulunan Peygamberimiz Aleyhisselam, yine kim yatsı namazını cemaatle kılarsa gece yarısına kadar namaz kılmış gibi sevap alırlar buyurmuşlardır. Sabah namazını da cemaatle kılarsa bütün geceyi namaz kılarak geçirmiş gibi sevap alırlar diye ifade buyurmuşlar. Dolayısıyla namazlarımızı cemaatle kılmanın ehemmiyetine Peygamberimiz bu hadisleriyle işaret etmişlerdir. Değerli kardeşlerim, Müslümanın cemaatle kıldığı namaz, evinde veya cami dışında kıldığı namazdan daha eftaldir. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine buyurmuşlardır ki, biriniz güzelce abdestini alır, sırf namaz kılmak için camiye gelirse, camiye varıncaya kadar attığı her bir adım için bir sevap verilir ve bir günaha silinir. Camiye girdiğinde de namaz için beklediği sürece namaz kılıyormuş gibi kendisi sevap kazanır. Melekler bu kimseye dua ederler. Kimseye eziyet etmediği ve abdesti bozulmadığı sürece Allah'ım bu kulunu bağışla, ona merhamet et ve tevbesini kabul et diye melekler dua ederler. Ayrıca cemaatin kalabalık oluşlarına göre de elde edilecek mükafat elbette farklı olacaktır. Buna işaret buyuran Peygamberimiz Aleyhisselam hadislerinden bir tanesi de şöyledir. Kişinin bir başka kişiyle birlikte kıldığı namaz, tek başına kıldığı namazdan, iki kişiyle birlikte kıldığı namaz da bir kişiyle birlikte kıldığı namazdan daha eftaldir. Cemaat ne kadar çok olursa bu namaz Allah'a o nispetle sevimli olur. Değerli kardeşlerim, mazeretsiz cemaatten uzak olan insanların tek başına kılacakları namazları makbul görülmemiştir. Öyleyse namazlarımızı cemaatle kılmaya gayret edelim. Geçerli bir mazeretimiz yoksa mutlaka ama mutlaka camilerde cemaatle namazlarımızı eda edelim. Birbirimizi teşvik edelim. İşte Ramazan ayı, gerek vakit namazlarında gerekse teravih namazlarında cemaat içinde daha fazla bulunmaya hep birlikte gayret edelim. İşte bu duyguyla, bu temenniyle, bu dua ile hepinizi Allah'a emanet ediyor. Tekrar Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Kalın sağlıcakla.